Depremler sonrası özellikle 7.7 ve 7.6 büyük depremler sonrası yaşanan o meydana gelen yarın olduğu noktadayız. Neredeyiz? Antakya'nın Altınözü ilçesindeyiz ve oraya bağlı Tepeköy, Tepehan mahallesindeyiz. Burada yaşananlar gerçekten dehşet verici boyutlarda diyebiliriz. Biz ilk günlerde burayı göstermiştik ama özellikle 2 gün önce 6,4'lük deprem sonrası buradaki yarığın daha da büyüdüğünü söylüyor. Buradaki köydeki vatandaşlar, yetkililer hemen aslında boyutunu gözler önüne serecek bir görüntü var burada. Bakın olduğu gibi burası çökmüş durumda. Fay birazdan kameraman arkadaşım Ömer Er gösterecek. Köy tarafına doğru ilerlemiş ve buradaki bütün zeytinlik alan çökmüş. Biz buradaki köydeki sakinlerle de görüştük. Buranın herhangi daha önce bir vadi ya da bir sulama alanı olmadığını söylüyor. Fay hattının buradan geçmesi aslında buradaki yıkımın da boyutunu gözler önüne seriyor. Burası bir zeytinlik alan. Zeytinlik alanın hemen yanı başında da burada işte Tepehan mahallesini, köyünü görüyoruz. O gece buradaki köylüler dehşeti, felaketi yaşadılar. Çevre köylerde çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Bakın burada, Ömer gel istersen biraz bu yarıkları göstermek istiyorum. Çünkü burası halen kayma aşamasında olan nokta. İşte buradan itibaren bakın bunlar da her an bu aşağı doğru kayıp düşebilecek durumda görünüyor. Şurada biraz daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Haktan bakın. Önceki gece 6,4'lük deprem sonrası burada yeni bir kırık oluştu. Buradaki bölgedeki zeytinlik alanının yaklaşık bir 10 metrelik bir kısmı daha aşağı çöktü. Şurada aşağıda taze toprağı görebiliyorsunuz aslında. Diğer 2 hafta önce kırılan fay sonrası düşen toprakla arasındaki belirginliği net bir şekilde görebiliyoruz. 2 gün önce burası vardı. O 6,4'lük depremle birlikte orası da çöktü. Şimdi yanımda Mustafa Bey var, Mustafa amca var. O da burada yaşayan bir köy sakini. O gece neler yaşadınız? Öncelikle geçmiş olsun, başınız sağ olsun. Deprem sonrası buradan bir ses mi çıktı? Nasıl bir manzarayla karşılaştınız? Kırmızı duman çıktı. Ama ışık ama öyle bir şey çıktı. Başka şey yok. Peki burası önceden daha öncesi neydi? Yani zeytinlik alan bir sulama alanı mı? Nasıl olur da böyle bir fay attı? Böyle bir çökme mi yoksa ikiye ayrılma mı? Ne oldu sizce? Siz burada böyle suyu yok. Salma suyundan hiç yok. Şebeke suyundan hiç yok. Böyle sulanacak suyumuz yok köyde. Hiç yok. Yani altı boşalmış bir yerden bahsetmiyoruz. Çünkü uzmanlar diyor belki altında bir sulama bölgesi yok, olabilir. Bu arazide hiç su yok. Bulamam. Hiç su yok. Hiç yok. Peki burada ortaya çıkan kayalar var Mustafa amca. Bunlar ne kayası? Biz buna kedden derik. Kedden kayası. Kedden. Peki o gece siz bu köye yakınsınız. İşte tam karşıda oturuyorsunuz. Evet. Ömer gösterebilirsen köyü de. Köydeyik ha, bu köyde. Yani yarık peki köyün içinden ortasından geçseydi herhalde büyük bir felaket yaşanır. Hiç kalmazdı burada. Hiç kalmazdı. Yerimize duramadık burada. Anladım. Peki kimin tarlasıydı bu? Yani biçilen bir tarla. Zeytinlikler var burada. Mehmet Ağa'nın. Mehmet Ağa'nın tarlası. Peki köyünüzde bir hasar, bir vefat oldu mu? Köyümüzde vefat olmadı ama köyden şehre göçenlerde oluk. Ölen oluk. Şehirde yaşayanlar. Şehirde yaşayanlar oluk ama bizim köyde cenaze ölen olmadı. Ölen olmadı. Yıkım çok ama. Peki sonra geldiniz buraya, bu manzarayla karşılaştınız. Ne düşündünüz? İbret dedik ne? Vay, afat. Afat. Ya, böyle görünmek hiç. Yaşım 73 oldu, görmedik. 73 yaşındasınız, hiç böyle bir şey görmedik. Hiç görmedik. Böyle sallantı görmedik abi. Kıyametin alameti bu. Kıyametin alameti. Alameti. Peki nereye kadar devam ediyor bu yarık aşağı yukarı? Bu işte oradan aşağı şu yaya yol var ha, toprak yol. Oraya o kadar. Tarafa. Oraya kadar gidik. O dereler gömülük tüm düz oluk. O tarafta da büyük bir yıkım var diyorsunuz. Yok yıkım yok. Buradan giden çamur oraya gidik. Yani buradan akan kayma çamur. Kayma gidik.
Aşağı doğru o zaman bu tepe ve bu dağ aşağı doğru kaymış diyorsunuz. Evet, çamura gidik aşağıya. Aşağı doğru kaymış. Hı. Çok teşekkürler. Sen çok de, geçmiş ol. Olsun. Allah razı olsun. Evet, Hak'tan gördüğün üzere burada yüzlerce ton ağırlığında kayaların yerle bir olduğunu, tuzla buz olduğunu görüyoruz. Şahitlik ediyoruz ve o gece buradan yine görgü tanıkları, burada oturan köy sakinleri inanılmaz bir sesin, gürültünün koptuğunu söylüyor. Bu gürültünün nedeni de herhalde olsa gerek bu kayaların parçalanması olsa gerek. Çünkü başka bir tarif, başka bir açıklama bulamıyoruz. Dünyadaki bütün bilim adamları da şu anda bu yaşanan tablo karşısında bir çözüm, bir mantık, bir teori geliştirmeye çalışıyor. Ama onun da bir cevabı yok. Peş peşe gelen depremler, deprem fırtınası adeta Hatay'ı, bu kesmini adeta yerle bir etmiş.